Merhaba arkadaşlar. Merhaba güzel dostlar. Gelin Kayınvalide YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün öz şefkat ve farkındalık üzerine konuşacağız. Farkındalık nedir? Önce bununla başlayalım. Bilinçli olarak odağımızı bir yere yöneltmektir derim. Farkındalık nedir dersen bana Şeyma Hanımcığım. Yani özellikle mesela şu anda değerli izleyicilerin şuradaki objeye dikkatini yoğun bir şekilde verdiklerindeki an mı farkındalık? Yani hangi obje ise oraya doğru odağını vermek onun farkındalığını artırır ve daha önce deneyimlemediğimiz bir sürü bize duygu ve his yükler. Özellikle şu an yapıyorlar mesela bir kuru kayısıyı, bir üzümü alıyorlar, inceliyorlar. Hiç bunu deneyimlemedik. Yeme ilgili sorunu olan insanlara tavsiye edilir. Denilir ki yediğini o kadar küçük parçalara böl ki ve mesela bir tane üzüm tanesini ya da bir kayısı parçasını ya da bir hurma parçasını 5 dakika içerisinde, 5 dakika onu önce kokla, biraz dokun, dokusunu hisset. İzle. İzle. Üzerinde bir hayal kur, kimlerin elindeydi acaba buna? Güneş nasıl onu ışığıyla besledi? Toprak onu nasıl minerallerle besledi? Onları düşün, şükret. Nasıl o senin eline geldi? Sen de seçilmişsin, o da seçilmiş ve iki seçilmiş birleşmiş. Değil mi? Heyecan veriyor insana. Evet. Onu bir rızık olarak düşün. Ve sonra o ilk onu ısırırken ağzındaki oluşan o ilk tada odaklan. Enzimler devreye giriyor. Vücudun da bir salgı üretiyor. Bunların hepsini evet. Hissetmek ağır ağır. Ama biz bunu nasıl yaşıyoruz normalde? Atıyoruz gidiyor. Hatta fast food diye adlandırdığımız iyice hızlandırılmış yiyecekler de var. Lezzeti de hızlı ama. Çok hızlı. Çok hızlı ve bunlar zaten bir süre sonra acaba kilo almasının sebebi bu mu? İnsan hani bir doyma noktasına ulaşamıyor. İnsanlar onu hissedemiyorlar. İnsanlar neyin ne olduğunu fark etmedikleri için sadece o zaman aralığını dolduruyorlar. Neden hızlı yiyeyim yemeğimi? Neden hızlı yapayım işimi? Gerçekten hakkını vererek ve farkındalıkla olduğunda olay çok değişiyor. Ve kendimizle ilgili de. İç organlarımızın farkında değiliz. Nasıl kalbimizin sürekli attığı ritmiyle ilgili bir problemimiz var mı? Hani biz bilmiyoruz ya. Bir evet. Onunla ilgili bir dahlimiz var mı? Ne yapabiliyoruz? Sadece acırsa veya da bir ağrırsa, bir iltihap kaparsa ya da herhangi bir hani tıbbi müdahaleye gerek duyulacak bir aşamaya gelirse organlarımızın değerini anlıyoruz. O zaman ne yapıyor organımız? Hey, ben böbreğim. Buradayım. Buradayım. Hey mide, ben senin midenim. Buradayım. Ama onun öncesinde onların varlığını onurlandırsak, farkına varsak, öncelikle hissettiğimiz ellerimizin, önce bir sağ elimizin, bütün odağımızı sağ elimize verdiğimizi düşünelim. İçindeki çizgilere, üstündeki çizgilere, hareket kabiliyetine, elimizi yumarken önce nerenin sıkıştığına, hangi parmaklarımızın üst üste geldiğine, sağ elimiz. Bu sağ elimizin hatta biraz büyüdüğünü, karıncalandığını, gerçekten varlığının farkında olduğumuzda hissederiz. Hayat da böyle. Evet. Farkına vardığımız noktalarda fırsatları görüyoruz. Evet değerli izleyiciler. Siz ne dersiniz? Gerçekten farkındalıkla yaşıyor musunuz? İşe giderken, gelirken, kimler, hangi arabalar önünüzden geçip gidiyor? Yorumlarda lütfen görüşlerinizi bildirin. Kanalımıza abone olmayı lütfen hatırlayın. WhatsApp gruplarında, sosyal medyada bizleri paylaşın. İyilikler, güzellikler sizlerin olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.